Evet, göndermeye başlamış sevgili Cem. Kontrollü mü? Evet. Hayır, servis çöktü şu anda. Servis çöktü, o çöktüğünden dolayı. Evet. Evet, yani bir kez daha söylüyorum. Sağ olun, gönderin ama yavaş yavaş gönderin. Mesela ben söyleyince hemen göndermeyin. Bir 5 dakika sonra gönderin. Sistem çökmüş şu anda. Yani bunu zaten bekliyorduk ama operatörler belki beklemiyordu. O konuda dediğim gibi siz yüklenin. Eğer gönderemiyorsunuz biraz sonra bir daha gönderin. Mümkün olduğu kadar şimdi bütün kanallardan SMS almaya çalışıyoruz. Fenerbahçe'miz için buradayız. Herkes 1907'ye FB yazıp gönderiyor ve Fenerbahçe'miz için katkıda bulunuyor. Bir kez daha bütün taraftarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. İşte geldik. Yani aşağı yukarı bir şeyden başından itibaren kendimi şu anda şey hissediyorum. Yani bana ne zaman görev düşecek diye. Yani futbolu bırakalı yıllar oldu. Sahada bir şey olacağını zannetmiyorum ama şimdi bir vazife kendimi icat etmeyeyim ama buradaki kardeşlerim de gözleriyle şöyle bir şey veriyorlar. Hadi Cem abi nasıl olacak bu işler? Yani videonu çek, hemen al şu 5 formayı falan. Beni kesmez. Benim daha önce videolarım var. Yani daha önce videosu olan bir insanım. Ama şeye çok özendim. Bir avantajım olduğunu düşünüyorum. Yani sevilen birisi olmak çok güzel bir şey. Allah razı olsun. Bugün bizim gecemiz. Ama yani diğer takım taraftarlarının da bizim bu dayanışma, çünkü dayanışma bizim milletimizin, bütünümüzün, tamamımızın çok böyle içinde olduğu, içinde bulunmaktan haz aldığı bir şey. Dolayısıyla diğer taraftarlar da mesela bizim Fenerbahçe stadında top oynamak niye istemesin? Değil mi? Yani bu kampanyaya tabii. Diğer takım taraftarları niye katılmasın? Acun sen... Büyük bir hayal olabilir yani. Sen ödüllerin hepsini söyledin mi? Yok, ödüllerin hepsini söylemedim. Bitmiyor çünkü ödüller. Alıştıra söyleyeyim. Evet, bir tane benimle ilgili bir şey yapalım. Benle de yemek yiyin. Hayır. Şu anda aklıma niye geldi? Hayır, buraya aç geldim. Eğer yiyecek bir taraftar varsa burada hemen yiyelim. Çok açayım çünkü. Canlı yayında... Senin çekilişi şimdi yapalım. Tabii. Cem'in çekilişini burada kura çekip yapalım bence. Hemen yemek değil mi? Benimle... Evet. Ya şöyle bir farkı olsun. Hani nasıl işte hocamızla yemek yiyoruz, başkanımızla. Benimle de canlı yayında hemen burada. Bu arada ben... Ben Nusret'i arayayım mı? Ben şimdi şunu özellikle söylemek istiyorum. Çok özel bir insanla birlikteyiz şu anda. Gerçekten. Cem Yılmaz için söylüyorum bunu. Bu kampanya herkes bir şey tabii bir şekilde taşın altına elini sokacak dedik. Evet. Ve herkes ortaya bir şey koyuyor. Kendisi Fenerbahçe için özel bir gösteri yapacak. Evet. Özel bir gösteri yapacak. Evet. Ve bu kampanyaya katılan tam 1000 kişi bu özel gösteriyi seyretme şansına sahip olacak. Evet. Ve FB yazıyorsunuz. Acıncığım ve geliri bana kalmak kaydıyla o en neşeli bölümünü söylemedi. Acıncığım 1000 olmayabilir, arttırabilir miyiz birazcık? Salonumuz birazcık daha büyük olabilir. Ya ben evde yapacağım çünkü. Şöyle yapalım. 1500. 10 kişi diyor. 10 kişi. Hayır. Bir dakika göstereyim ya. Full gösteri, bütün salon bir gösteri. 1500. 1500. On kişi evet, değil mi? 1500 kişilik. Bir dakika, kişilik... Acun, bir saniye. Evet. 1500 şeyde, 1500 açık arada ya, Ülker Arena'da 10 kişi de evde. Hayır. 10 kişi ne? Hayır, gösterisine 1500 kişi evet. Davet ediyor. Bu 1500 kişiden biri olmak istiyorsanız hemen FB yazıyorsunuz.
1907'ye SMS gönderiyorsunuz. Yani 1500 kişi, hani bir tanesi size çıkar zaten. Birkaç tane yollarsanız, ne kadar yollarsanız bu arada o kadar şansınız var. Hani bence bir 20-30 tane yollasanız Cem'in gösterisinde bulursunuz kendinizi. Yani ihtimal yüksek. 1500 çok yüksek bir rakam çünkü. Peki. Sen geçen hafta o şekilde geldin zaten. Yani, Kur'an'a çıktı. Evet. Tutuyor yani. Sağ olsun 2 aydır SMS atıyormuş. Bak geçen hafta geldi, izledi. Evet, bu arada tabii ki iki değerli konuğum var. Bu işin sembolik kısmı, evet. Başkanıma da yani buradan bir göz kırpayım. Bu aktivitede benim gösterim hakikaten kısıtlı bir alanda, yani kapasite olarak kısıtlı alanda yapılan bir şey. Bir Fenerbahçe aktivitesinde ben elimden geldiğince başka türlü elbette katılırım. Ama bu sembolik bir şey olsun, bunun dışında bu bizim bu geceye özel 1500 kişi gösterimiz olsun. Onun dışında elimden geleni yaparım her zaman. Şimdi üç değerli konuğum var. İki tanesi telefon başına gelecek.